Kürşat. Şu haline bak. Sana acıyım mı güleyim mi doğrusu karar veremiyorum. Arka arkaya bu kadar çok hata yapmasaydın, bu kadar güzel bir sabahta bu rahatsız koltukta uyanmak yerine benim koynumda uyanırdın ne güzel. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Bu oyun daha ne kadar sürecek Gülsüm? Aa, hemen sıkıldın mı yoksa? Daha yeni başladık halbuki. Al bak, sana kahvaltı hazırladım. Ne o? Artık sabahları içmiyor musun yoksa? Ya da viski alacak paran mı kalmadı ha Kürşat? Bana bak. Ben konuşurken bana bakacaksın. Sana bana bakacaksın diyorum. Bakıyorum da sinir krizinin eşiğine gelmişsin bile Gülsüm. Buradan sonra neresi var biliyor musun? Biraz düşün bakalım. Böyle beyaz önlüklü doktorlar, tersten giyilen gömlekler, hemşireler. Bunlar sana bir ipucu veriyordur herhalde. Kürşat. Yine böyle çıngıraklı yılan gibi kıkır kıkır gülebiliyorsan karşımda, sallayacak bir kuyruğun kaldıysa henüz seni öldürmediğim içindir. Unutma. Henüz. İkimiz de dibe vurduk Gülsüm. Buradan aşağısı yok. Buradan sonra ya çıkarız ya da hayatımızın sonuna kadar denizin dibindeki yosunlar gibi bir hiç olarak yaşarız. Dibe vuran sensin Kürşat. Dibe vuran sensin. Ben dimdik ayaktayım. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Dimdik ayaktasın demek. 2 dakika yalnız bıraktım seni. Ufacık bir köylü çocuğu 100 milyon dolarlık tarihi eseri gözlerin önünden göz açıp kapayana kadar aldı ve götürdü. Yani davet etseydik, Erkan abi buyur, al hepsini götür deseydik, bu iş herhalde bu kadar kolay olmazdı ha? Erkan içinde turşu var zannedip götürmüştür kamyonu. Hiçbir şeyin farkında değildir zavallı. Bir ordu saldım peşine. Merak etme, hem malları hem de onun kellesini getirecekler bana. Bir ordu salmış, bir ordu salmış. Yoksa şu fabrikadaki avanaklar ordusu mu ha? Hani şu Erkan'ın arkasından el sallayan avanaklar mı? Gülsüm. Ben olmadan bir hiçsin. Kabul et. Gel bir daha en baştan deneyelim. Önce Erkan'ı sonra diğerlerini bir bir önümüzde diz çöktürelim ha. Ne dersin hanıma? Eski günlerdeki gibi öyle mi? Hadi sen çık dışarı. Erkan! 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 Ne var ya? Ne var be? Ne var be? İyi, Barçar. Sıkıldım benden herhal. Garip kaldık yanında. Hadi güle güle. Yaşar! Oğlum dur nereye? Yaşar! Erkan. Yine ne var Yaşar? Ne olacak hiç şey yok. Ben bu şehre niye geldim ha? Hadi beni bırak. Sen bu şehre niye geldin? Hasan Ağa'nın öcünü alacaktın. Aldık mı? Yok. Gülsüm'le Kürşat'ı bulacaktın. Bulduk mu? Yok. Barakar'ı bulacaktın. Buldun mu? Yok. Sen. Sen asıl öyle mi? Sen ağa falan değilsin. Ağmış. Hıyar ağası. Bana bak. Benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun lan ha? Hoşuma mı gidiyor? Bir töre yüzünden hayatımı, sevdiğim kadını yarı yolda bıraktım ben. Bu koskoca şehir beni yutmuyor mu sanıyorsun lan ha? Yutmuyor mu? Beni de yutuyor. Tutunacak bir dal arıyorum. Anla biraz. Acıdı mı? İbo, valimin var mı? Var abi. Ne yapacaksın?
Söyleyeceklerimi yaz. Tamam abi. Berk sabaha kadar evde kusmadık yer bırakmadı. Biliyor musunuz Belgin Hanım? Fusto mu? Neden ya? Yani Güzin Hanım, rica etsem değiştirsek bu konuyu. Ne güzel ağız tadıyla kahvelerimizi içiyorduk. Afiyet olsun, afiyet olsun. Ben de anlayamadım vallahi. Ne yediyse artık. Aa, ne yemedi ki abla, sen onu sorasın. En son bir ara tabağındaki böyle hamurdan yapılmış bir gül vardı. Onu bile yuttu. O da bir şey mi Zeynep? Berk 6 yaşına kadar meme emmiş. Meme emmiş? Tabii. Siz de güleceğinize biraz sonra kalkıp gidelim de bizim evde halıları balkona çıkartalım. Tam ortası şöyle yemyeşil bakla gibi olmuş vallahi. Sabah sabah bundan daha güzel bir hikaye olamazdı doğrusu. Artık bu konuyu kapatalım Güzin Hanımcığım. Ne yapayım şekerim? Benimkisi Memoli abisine benzeyeceğim diye neler neler yapıyor. Görün işte. Balodan sonra niye ben polis olamıyorum, Memoli gibi olamıyorum diye kendini içkiye vermiş üzüntüden vallahi. Vallahi. Sabaha karşı bir ara baktım odasından sesler geliyor. Sayıklıyor yavrum, Memoli olacağım, polis olacağım diye. Aman, benzeyecek başka adam bulamamış mı? Zeynep, çok ayıp. Memoli ile nişanlı olduğunu unutuyorsun galiba. Ne o, kavga ettiler galiba ha? Yok Sibel Hanım, öyle bir şey değil. Aa, olur böyle şeyler canım, gençler arasında kimse evlenmeden önce. Yanlış anladınız. Baloda kıskanmıştır kesin. Sağa sola çok mu baktı yavrum? Hepsi aynı, bunların hepsi aynı. Yok efendim, nereden çıkarıyorsunuz? Kimse kimseye bakmadı, kimse kimseyi kıskanmadı. Yok abla, Güzin abla doğru söylüyor, hepsi aynı bunların. Al birini vur ötekine yavrum. Aa, yeter artık Zeynep. Ne yaptın Memoli sana? Memoli de geldi işte. Şimdi ona anlatırsın. Nasıl hepsi aynıymış, nasıl birini alıp ötekini vururmuşsun. Hadi bakalım. Görelim seni. Bu saatte görevde olması gerekmiyor muydu Mehmet Ali Bey? Ya tabii, ben camdan gördüm. Daha yeni gitti işe. Patlama ya. Memoli ile Zeynep bugün gezmeye gidecekler. Memoli onu almaya geldi herhalde. Öyle mi? Buluşmak için herhalde. Ne kadar romantik. Romantik mi? Herhalde ona tek taş bir yüzük falan almıştır. Ne tek taşı ya? Aman efendim, daha neler artık. Çocuğun eti ne, budu ne? Zeynep açsana artık, çocuk kapıda kaldı. Patlama. Ne var? Günaydın polis abla. Günaydın, geç. Rambo geldi abla. Yine yalnızsın sen. Berk, ne işin var senin burada ha? Aa, hem de yerlere basıyor. Aman evladım, miden iyi değilse sakın buralara da şey yapma. Yok merak etme Bergin teyze. Daha yeni çıkardım bir miktar. Önümüzdeki yarım saat kusmayı düşünmüyorum, güvendesiniz. Ne? Yeni mi çıkarttın? Yine nereye kustun? Aa oğlum, yine nereye kustun? Ya ne yapayım anne ya? Sabah kalktım böyle, sen yoksun, midem gurulduyor. Sen burada lak lak lak. Anneyle nasıl konuşuyorsun sen öyle bakayım? Ha? Bergin teyze, buzdolabında yiyecek ne var diye bakıyordum ben böyle. Böyle böyle yarım saat böyle soğuk soğuk mideme vurunca içime bir üşüme geldi böyle. Sonra ben böyle buzdolabına... Ay bayılacağım. Yürü, seni gözü kör olmaya sıcağı seni, çabuk. Aa, hem karnı ağrıyor hem de yerlere basıyor. Ne yürü, yürü çabuk. Ay kusura bakmayın Belgin Hanımcığım, sizin de sabah sabah midenizi kaldırdık. Maalesef öyle oldu. Hadi yürü biz de kaldıralım. Asalım şu halde temizleyelim. Apartman kokmasın. Müsaade güle güle. Akşam gel de biraz dans edelim. Bırak kendini bana. Uçayım seni havalarda. Dans edelim kuşlar gibi bulutlarda. Kusmazsan tabii. Parmak izi, ayak izi, bira kapağı, sigara izmariti, saç teli, ne kadar ipucu varsa olay yerinde, hepsini bilgisayara yükledik şef. Güzel. Önce bombanın türünü tespit edeceğiz. Daha önce kimler tarafından kullanılmış, nerede ve nasıl yapılmış, hangi ülkelerde rastlanmış falan. Böylece olayın iç ve dış bağlantılarını bulmaya çalışacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.